Japonya'da Fukushima Daiichi nükleer santralinin soğutma depolarından yine radyoaktif su sızmaya başladığı açıklandı. İşletmeci Tokyo Elektrik Şirketi TEPCO yetkilileri radyoaktif suyun depolandığı tankların üst kısmında bir sızıntı tespit edildiğini duyurdu. 2011'deki büyük deprem ve tsunami sonrası nükleer felaketin yaşandığı tesisten sızan suyun Pasifik Okyanusu'na ulaşmış olabileceğinden endişe duyuluyor. TEPCO'dan yapılan açıklamada ayrıca sudaki radyasyon birikiminin normalin yaklaşık 2000 kat üzerinde olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında da santraldeki depolardan 300 ton radyasyon içerikli suyun toprağa karıştığı ortaya çıkmıştı.